Tabii onun çok olumsuz örnekleriyle de karşı karşıya kalıyoruz. O daha ilk yıllarda işte ben o buradan geri döndüğüm dönemde bir şeyde sosyal medyada izledim. Bizim yeni mezun olmuş bir arkadaşımız kurs açmış. İşte öğrencim var, çalışmalar, sergi açmış bilmem ne. Allah Allah dedim, yani bu benim tanıdığım öğrenci bu değil, arkadaş bu değil. Bu ne oldu buna böyle? Sonra çok uygunsuz bir ortamda onu çalışırken gördüm. Yani ilgisi alakası olmayan bir işle uğraşıyordu. Oysa belki biraz daha kendisini eğitseydi, biraz daha yani sadece okulda öğrendikleri değil, üniversitede öğrendikleri değil, sonrasına da kendisi bir şeyler ekleseydi ve kendi altyapısını oluştursaydı belki evet bugün daha iyi bir yerde olabilirdi. Ya bunu da arkadaşlara bence, arkadaşlara da gençlere bu da bence bir örneklik eder diye düşünüyorum. Ben isim veremiyorum tabii ama bununla beraber şey bu. Yani hala da eğitim öğretimini sürdürmekle beraber işte yani master düzeyinde sürdüren arkadaşlarımız kendilerini işte sergi açıyorlar falan yani. Bilmiyorum. Neyse hocam şeye çıkalım. Bu beni biraz yani programımızın pozitif tarafını şey yapmadan, bozmadan şimdi programımız tabii ki sonuna doğru da geliyoruz yavaş yavaş. Dün ile bugün. Bugün ile yarın arasındaki duygusallığı sarmalayan ince çizgide siyah beyaz görüntülerin şarkısını dinlemek, yakınlaştırılmış detayların hafifliğinden olsa gerek fark ediliyor. Fark ediliyor. Çünkü siz onları aslında yani yakınlaştırılmış bir detaya dönüştürüyorsunuz ve o ağacın işte kendi tüm olduğu gibi vücudunun gövdesini değil de küçük bir kabuğunda, küçük bir kabuğun içindeki izde aslında rüzgarın geçerken bıraktığı bir şarkıya dönüşmüş ses gibi sizin de resimleriniz, sizin de çalışmalarınız sergilendi. Evet. Ne mutlu yani, böyle algılanmışsa ya da böyle görülüyorsa benim için ne mutlu. Dediğim gibi ben bir dönem içerisinde oluşturduğum görüntülerden bir kesit sundum. Bu kesit sunarken de hem biçim hem içerik kavram olarak bir takım dertlerin peşinde koştum ve bu sergi ortaya çıktı. Bundan sonra ne olur? Bunlar nereye gider? Bilemiyorum. Bu bir serüven çünkü yaratıcı süreçte yolun sonunu görmezsiniz. O serüveni yaşarsınız. O serüven sizi nereye götürürse siz oraya ulaşırsınız. O serüvende de içeriden, yani bireyin içinden ve dışından gelen birçok etken, birçok bahane, birçok olay, olgu vardır. Onlar sizi yoğurur. Siz bunların belki onda birini, belki binde birini fark edersiniz. Bir kısmını fark edemezsiniz. Çünkü onlar günlük hayatın içerisinde gene olup biter, sizi yönlendirir, biçimlendirir, oluşturur. Ve o doğrultuda siz işlerinizi ortaya koyarsınız. Ama hiçbir zaman ben şunu düşünmedim. Bundan sonra da düşünmem. Yani sergi açayım diye iş yapmadım.